Peki ne bekliyorsunuz hemen şimdiki şu anda yarın olsa ne çıkar? Kısa kısa az Yarın kaldı. olsa Ekrem İmamoğlu kazanır diye Yüzde düşünüyorum. kaçta bu farkla mı? Gene daha mı fazla? Aynı. Yani Yüz, 15-20 bin fark. yüzde değil, binde Peki. farklı. Böyle bir Binde farktan sonra bir 8, genel binde seçim 6. havası olur mu olmaz mı? İstanbul'u bırakmanın nasıl bir patolojisi Bu olur seçimin iktidarda? sonucu ne olursa olsun 2020'de genel seçim olduğunu düşünüyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yani 2020 sonu veya ya 2021 300 binde başı. olsa, 10 binde Ne olsa. olursa olsun. Ya Binali Yıldırım dahi kazansa diyorsunuz. Ki Binali Yıldırım dahi kazansa. Peki Olmasın. Ekrem İmamoğlu ne yapar o genel seçimde onu da söyleyeyim. Yani bir yandan belediye başkanı olacak. Kısa Eğer kısa. belediye başkanı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam eder diye düşünüyorum. Yani o zaman bir liderlik şeklinde değil, king değil, kingmaker mı olur? Ama bir şey yapması lazım ki o lider olabilsin. İstanbul'da da bunu ispatlamadan direkt olarak oraya zor. Peki meclis onda olmaz ve çok zor olur. O nasıl yönetecek? Bir yaratıcı şey. Orada CHP'nin kadrolarına falan da ihtiyaç var. Ne yapmak lazım? Son Şimdi sorun bu olsun. meclisi çok güzel yönetir Ekrem İmamoğlu. Öyle mi diyorsun? Ve geçmez. Bakın nasıl geçti karar. Mesele İstanbul. Bakın şey karar ya. Abonmanların indirilmesi kararı, su kararı, suyun zam kararı, işte diğer karar. Hepsi geçti. Ekrem İmamoğlu hatta başkan iken geçti. Yapar bunu Ekrem İmamoğlu. Geri çeker, bir Bu şey ışık yapar. var O kendisinde diyorsun. siyasi ışık var. O meclisi yönetir, kendi yanına çeker. Bakın bunları hepsini yapabilecek kapasiteye sahip bir siyasetçi gitme geliyor Ekrem İmamoğlu. Ama bunları şu da değil. Bakın ben şimdi bunu alacaklar, internette kullanacaklar. Ben yarın olsa ne olur diye sordunuz. Evet, ben öyle diyorum. Ya. Bir daha onun altını çizelim lütfen. Yarın olsa ne Ne olur? olur? Bu seçimi Binali Yıldırım da kazanabilir. Evet.